Alarka gayrimenkul grafiğimizde yakın hedef bölgemiz 29 ve bu bölgede 29'u test etmişti. Fakat üzerine geçiş sağlayıp kapanışları oluşturamadan geri çekilme durumu meydana gelmiş bu hafta için. Ve belirlediğimiz 27-30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını test ettiğini görüyoruz. Ve o bölgede tutunmayı sağlamış. Fakat tabi bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareketleri başlatıp 29 üzerine çıkışları gerçekleştirip kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra şablon bölgesi üst noktası olan 30-25 bölgesindeki direnç noktasını geçebilirse yakın hedef bölgemiz olarak 32 bölgesini belirlemiş olduk. 32 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirip o bölgenin üzerine geçişlerden sonra da ikinci şablon bölgesinin yükseliş bölgesi olan 33-60 bölgesine kadar da bu yükselişleri 29 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra devam eden yükselişte gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 27-30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler meydana gelirse 25-65 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop olmamız gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere geri çekilme ihtimalleri gerçekleşebilir ve o bölgelerden de lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Emlak gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda 8.25 hedefine yaklaştığı anda oradan bir geri çekilme durumu oluşturulmuş ve o geri çekilme durumuyla belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 7.45 bölgesinin de altına geçiş oluşturularak kesin stop noktamız olan 6.80 bölgesine yaklaşmasa da tabii ki bu bölgede artık 7.45 bölgesinin altında kaldığı sürece Cuma günde gördüğünüz gibi 7.45 bölgesi direnç olarak çalışmış. Yani 7.45 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma hareketleri devam edip 6.80 bölgesindeki kesin stop noktamızı da test etme ihtimali olabilir. 7.45 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde devam etme ihtimali oluşan bir şablon durumuna dönüşmesi için 7.95'i geçip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse hızlı bir şekilde yakın hedef bölgesi olan 8.25 hedefini de gerçekleştirip daha sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 8.90 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimali oluşturabilir. Fakat burada önemli durum 7.45 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine çıkışları sağlaması. Bunu sağlayamadığı sürece de geri çekilme güç kazanma hareketlerini devam ettirip 6.80 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişlerin olup olmayacağı. Şayet öyle bir durum olursa en önemli destek noktası 6.80'den sonra 6.55 bölgesi. 6.55 bölgesinin altına geçişlerden sonra derinleşen bir şablon durumuna dönüşen düzeltme durumu oluşabilir. O yüzden 6.80 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde de kesin stop olarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemlerini gerçekleştirme ihtimalini değerlendirelim. Alt gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda 5 hedef için belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 4.25 bölgesine bir geri çekilme durumu oluşmuş ve o bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz. Tabii o bölgede tutunmayı sağlayabildiği sürece yukarı tekrar tepkisi hareketleri başlatıp 5 hedefini gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan 5.25'e kadar da yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. 5 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde 4.25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler meydana gelirse 3.55 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişler de oluşursa tabii ki kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgelere geri çekilme güç kazanma hareketleri gerçekleşme ihtimali oluşacağından dolayı 3.55'te stop yaptıktan sonra alt bölgelerdeki destek noktalarında lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir.
Işıklar Holding grafiğimizde şablon durumunda 1.50 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak, destek noktası olarak takip ediyoruz ve gördüğünüz gibi 1.50 bölgesine bir geri çekilme, güç kazanma hareketi oluştuktan sonra o bölgede tutunmayı sağlayıp tepkisel hareketlere başlama ihtimalini oluşturan bir kapanışla haftayı kapatmış. Fakat yukarı tepkisel hareketleri devam ettirerek öncelikle şu bölgedeki direnç noktası çalışıyor. 1.65 bölgesi. 1.65 bölgesini geçmesi gerekiyor daha yukarılara devam edebilmesi için. 1.65 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yakın hedefimiz olan 1.70 hedefini gerçekleştirip daha sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 1.75 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimali oluşturabilir. 1.75 üzerinde kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. 1.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde 1.40 bölgesinde kesin stop noktamız var. En önemli destek noktası olarak takip ettiğimiz 1.40 noktasındaki kesin stop noktamızın altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim. Daha alt bölgelere geri çekilme ihtimali artan bir şablon durumuna dönüşebilir. İhlas gayrimenkul grafiğimizde yakın hedef bölgemiz olan 1.10 bölgesini test etmişti. Fakat üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturamadığı için geri çekilme güç kazanma durumu meydana getirip hem kanal desteği ve yarı yarıya stop noktamız olan 0.95 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş gördüğünüz gibi. Bu bölgede de tutunmayı sağlayarak tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatıp öncelikle bir önceki hedef noktamız olan 1.10 bölgesini geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabiliriz. İkinci hedef bölgemiz olan 1.20 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 1.25'e kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. 1.25 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha yukarı devam eden sürecin başlangıcını oluşturacak bir şablon durumuna dönüşeceği için bu bölgeden yapacağı yükselişlerin önemi daha fazla olmuş olacak. O yüzden 0.95 bölgesinin altına yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Şayet öyle bir durumu gerçekleşirse bir geri çekilme durumuyla 0.85 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar bu geri çekilme ihtimalini oluşturabilir ve 0.85 bölgesinin altına geçişlerden sonra da daha derin düzeltme ihtimalini oluşturacak bir şablon gerçekleşme ihtimali artabilir. O yüzden bu hafta için önemli olan durum 0.95 altına bir geçiş mi olacak yoksa tepkisel hareketle beraber 1.10 üzerinde kalıcı kapanışlarımı gerçekleştirip artık yukarıya daha üst bölgeler olan hedeflere doğru gitme ihtimalini artıran bir şablon durumunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir hafta oluşabilir. İkiler gayrimenkul grafiğimizde yakın hedef bölgemiz olan 2.95 bölgesini bu haftada tekrar test ettiğini görüyoruz. Fakat üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışları oluşturamadığı için bu bölgede tekrar yukarı tepkisel hareketleri devam ettirip özellikle 3.25 bölgesindeki şablon bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması gereken bir görünüm meydana gelmiş. Çünkü çift tepe ihtimali oluştuğu için yukarı bu tepkisel hareketleri devam ettirmesi gereken bir durum meydana gelmiş. O yüzden burada tekrar geri çekilme durumları oluşursa 2.55 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı öncelikle mutlaka orayı önemseyip 2.55 bölgesine yaklaştığı zaman altına geçişlerde yarı yarıya stop durumunu değerlendirip geri çekilmenin 2.15 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar devam etme ihtimali oluşursa yarı yarıya stop bölgemizin altına geçtiği bölgeden sonra 2.15 bölgesinde not çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. 2.15 bölgesinin altına geçerse de mutlaka kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgedeki destek noktalarından not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Önemli olan bu bölgedeki tutunma hareketleri olan 2.55 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde sağlaması. Bunu sağlayabilirse yukarı tekrar devam edip 3.50 hedefini gerçekleştirme ihtimalini sürdüren bir görüntü devam edebilir.
Vakıf gayrimenkul grafiğimizde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 2.30 bölgesine yaklaşan bir geri çekilme durumu oluşturduğunu görüyoruz. Tabii bu bölgenin altından düşüşler olmadığı sürece tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatıp yakın hedef bölgemiz olan 2.85 hedefini gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. 2.85 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra daha üst bölge hedefleri olan yükselişleri devam ettirecek bir şablon durumu gerçekleşebilir. 2.30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde güç kazanma hareketlerini en alt bölge desteklere kadar bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. O yüzden 2 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim. 2 bölgesinin altına geçişlerden sonra da daha alt bölge desteklere doğru bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. O yüzden 2 bölgesinde kesin stop yaparak alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Önemli olan 2.30 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı hacimli yükselişleri başlatıp şablon bölgesinin üst noktasındaki çalışan direnç noktası 2.60 bölgesi. 2.60 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişlerin devam edeceği bir şablon durumuna dönüşüp 2.85'i ve daha sonra da daha üst bölgedeki 3.35 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleşme ihtimali oluşabilir.